Milli takımımız biliyorsunuz çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek. O maçın hakemi de kısa bir süre önce belli oldu. Rumen İsvan Kovac gruptaki son karşılaşmamızın hakemi olacak. Milli takımda tabii dünden bu yana hepinizin malumu olan bir takım enteresan gelişmeler var. Bir antrenman görüntüsünden sonra ortaya çıkan tartışmalar var. Sen tabii bir dönemin önemli savunma futbolcularından biriydin. Portekiz maçında Samet'in pozisyonunu kaleciye pas olayını bir defa daha bir ekranlara getirirse bize. Evet, iyi bir stoper Samet. Son Gürcistan karşılaşmasında da çok hayati hamleleri oldu ama Samet'in aynı zamanda ligden de bizim buna benzer pozisyonlarını hatırlıyoruz. Yani buradaki bu pozisyonu bir savunma futbolcusu olarak aynı zamanda bir teknik direktör olarak nasıl açıklarsın bize hayati? Kural olarak zaten hep savunma oyuncusuna kaleciye pas atılırken bir kere kale direklerinin dışına atın diye her zaman söylenen bir olay var. Yani burada o kadar rahat ki aslında, yani o rahatlıktan o hatayı yaptı. Zaten geri pas yapılırken hep söylenilen bir şey vardır. Yani kalecimizin hangi ayağını kullanıyorsa o tarafa topu kullanalım. Çünkü daha rahat kontrol edip vurabilmesi için. Yani geri pasta nedir abi? Bir baskı vardır yani. O baskıda da kaleciyi rahatlatmak lazım. Burada geri bir baskı da yok. Yani çevre kontrolüne baktığınız zaman Ronaldo zaten kendisi çok geride, evet. pas gelmediği için sinirlenmiş. Onun sıkıntısı içindeyken çevre kontrolünü biraz sağlamış olsanız hiç... Burada şu olabilir. Yani oyuncuları da aslında tanımak lazım. Bu tür pozisyonlarda şunu söyleyebiliriz. Geri pastan kaçının. Bu pozisyonun özelinde değil. Bizim savunma anlamında bir takım problemlerimizin olduğunu zaten konuştuk. Var zaten. Bu tür pozisyonları artık vermemesi lazım. Milli takım seviyesindeki oyuncular, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncular ya da böyle bir şampiyonaya gitmiş oyuncular. Bizim milli takımımızın böyle bir gol yemesi eski bir futbolcu, bir teknik adam olarak gerçekten beni üzüyor. Üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşan ve üç kupa kazanan Galatasaray, deneyimli çalıştırıcı Okan Buruk'la yeniden anlaşma yaptı. Geçtiğimiz sezon, birbirinden önemli isimlere imza attıran Cimbom'da, Endombele, Angelino, Tete ve Wilfried Zaha gibi futbolculardan beklenen performans alınamazken, kiralık gelen isimlerle de yollar ayrıldı. Süper Lig'de, önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken, toplam kadroda 30'dan 26'ya düşürülecek. Sarı Kırmızılılarda öncelik, kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken, beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde gönderilecek. Aslan'da Zaha 4 milyon 350 bin euro, Tete 2.8 milyon euro ve Oliveira 2 milyon 750 bin euro ücret alıyor. Galatasaray'da, yıldız oyuncuların yerine gelecek futbolcular da netleşmeye başladı. Biri yerli olmak üzere, yönetimin istediği 5 futbolcu ortaya çıktı. Sarı Kırmızılılar, 2 yıldır sarı lacivertli formayı giyen Mişi Batshuayi ile anlaşma sağladı. 30 Haziran'da Fenerbahçe'den ayrılacak olan Belçikalı golcünün, 3 Temmuz'da resmen açıklanması bekleniyor. 30 yaşındaki santrforla, 3 yıllık sözleşme imzalayacak yönetim, yıllık 3 milyon euro ödeyecek. Ayrıca bonservisi elinde olan yıldız golcüye, 3 milyon euro da imza parası ödenecek. Tecrübeli golcü Batshuayi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 43 maça çıkarken, 24 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Ayrılan isimlerin yerini doldurmak ve yerli alternatifini artırmak isteyen Galatasaray, Alanya Spor forması giyen Oğuz Aydın'ı da liste başına yazdı. Sarı Kırmızılıların bu transferi, para artı takas formülüyle bitirmesi beklenirken, Başkan Dursun Özbek bu transferle bizzat ilgileniyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon 38 maçta 13 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Alanya Spor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon euro. Devre arasında, Bayern Münih'e giden Sacha Boey sonrası, sağ bek bölgesini Sergi Aurier ile dolduran Aslan, oyuncuyla yola devam etmeme kararı aldı. Bu bölge için, Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka düşünülürken, 26 yaşındaki yıldızla görüşmeler hızlandırıldı. Yönetimin, bir yıl sözleşmesi kalan İngiliz bek için 8 milyon euro teklif ettiği öğrenilirken, İngiliz kulübünün ise 15 milyon euro istediği kaydedildi. Wan-Bissaka geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyerken, 3 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi gelecek yıl bitecek İngiliz futbolcunun, güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Takımın Dinamo'su Torreira'ya partner arayan Aslan, Monaco forması giyen Yusuf Fofana konusunda ısrarını sürdürüyor. Galatasaray, Fransa milli takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha için, bütçesinin büyük bölümünü ayırdı.
Yıldız oyuncu ise kararını Euro 2024 sonrası vereceğini sarı kırmızılılara iletti. Fofana geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giyerken 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Monaco ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro. Yeni sezonda Avrupa'da başarı ve Süper Lig'de yeniden şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom transferde gaza bastı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim çok konuşulacak bir hamleye imza attı. İspanyol basını Galatasaray'ın Real Betis forması giyen Johnny Cardoso'yu gündemine aldığını öne sürdü. Habere göre Aslan, İtalyan asıllı ABD'li futbolcu için 18 milyon euro teklif etti. İspanyol kulübünün ise 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 25-30 milyon euro civarında bir teklif istediği belirtildi. Haberde, Cardoso ile Galatasaray'ın yanı sıra Paris Saint-Germain, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerin de ilgilendiği de kaydedildi. Yönetimin 18 milyon euro önerdiği Johnny Cardoso, takıma transfer olması halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservis ödenen oyuncusu olarak tarihe geçecek. Sarı Kırmızılılar'da en yüksek bonservis ödenen oyuncu unvanı 2000-2001 sezonunda Porto'dan 17 milyon 50 bin euro karşılığında transfer edilen Mario Jardel'de bulunuyor. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla 19 maça çıkarken 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Cardoso'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Son 2 sezonda üst üste ikinci kez şampiyon olan Sarı Kırmızılılar 24. zaferine ulaştı. Bu başarıda en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk'un oldu. Sözleşmesi sona eren 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, istediği sözleşmeyi de alarak yeniden 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik adam anlaşmasının ardından Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden Michy Batshuayi'yi kaparken, söz konusu transferle beraber önemli bir hamle yaptığı da ortaya çıktı. İmza parasıyla beraber, Cimbom'a 3 yıllık maliyeti, 12 milyon euro olan tecrübeli forvette ısrar edilmesinin nedeni belli oldu. Başarılı hoca Buruk'un, yıldız forveti sadece yedek golcü olarak düşünmediği ve zaman zaman 4-4-2 sistemine dönüp, takımın birinci golcüsü Icardi ile beraber sahada düşündüğü belirtildi. Şampiyon teknik adamın, 30 yaşındaki Belçikalı golcünün ikna edilmesi sürecinde de, bu düşüncesini futbolcuyla da paylaştığı öğrenildi. Böylece önümüzdeki sezon için Galatasaray hem yedek kulübesine çok önemli bir takviye yaptı hem de Okan Buruk'un planladığı sistem adına önemli bir adım attı. Öte yandan akşamın haberine göre Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin de bu transferden oldukça memnun olduğu öğrenildi. Tangocu yıldızın da Michy Batshuayi transferini kesinlikle alınmalı, birlikte oynamak isterim sözleriyle desteklediği bildirildi.